istiyorum şöyle bir e, haber bir köşe yazısı var Yalçın Bayer Hürriyet'ten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında referans alarak yaptığı bir köşe yazısı daha doğrusu yazdığı bir köşe yazısı diyor ki Erdoğan'dan memur emekli ve ücretli ücretliye gönenç payı verilebileceğinin sinyali geldi memur emekliye müjde satır aralarında diyor yani açıklamalarını satır aralarında gibi bir kısımdan e, bahsediyor şöyle bir yorum söylemiş diyor ki e, satır aralarında kalan bu ifade 6 aylık enflasyon zammının yanı sıra ısrarla gönenç payı verilmesini isteyen toplumun en gariban kitlesi SSK, Bağkur, Emekli, Dul ve Yetimine Ocak'ta maaşlarını %6 toplu sözleşme zammıyla 6 aylık enflasyon farkı yansıtacak memur emeklisi gibi işte anlatıyor. Asgari ücret tespit komisyonundan bahsediyor. Bu gönenç payından kastı herhalde refah payı. Onu söylemeye çalışmış. Bunun dışında gönenç payı ya da ek zam ne olursa olsun verilecek milyonların eline geçecek paranın hatırı sayılır tutarda, tutarda olması şart diyor. Yani işte enflasyonun üzerinde diye Cumhurbaşkanı bir ifade kullandı ya bunun emeklilerle ilgili kısmı da olabilir diye Yalçın Meğer bir yorumda bulunmuş. Bunun emeklilerle ilgili kısmında da bir işte ek zam getirilebilir ya da bir gönenç payı getirilebilir. Bu da diyor hani göstermelik bir işte ne yapıyorlardı daha önce 5 refah payı veriyorlardı. Süreç öyle kapatılıyordu. Bu tarz olmasının bir fayda sağlamayacağını aslında vurgulamaya çalışmış. Cumhurbaşkanı'nın uçakta yaptığı enflasyon üzerinde sözü heyecan yarattı diyor. Emekli, dul, yetim, memur, asgari ücretli bu sözün yerine getirilmesini bekliyor diye ifade etmiş ve sonunda da şunu eklemiş. Bu müjdeyi kısa sürede Erdoğan'dan duymak istiyorlar. Eğer gerçekleşmezse büyük düş kırıklığı yaşayacaklar diye bir yorumda <laughs> eklemiş değerli izleyenler. Şimdi tabii bu e, burada durumu iyi değerlendirip iyi anlamak gerekiyor. Bir kere şu yorumumuzu yapalım. Yorum şu e, Vedat Işıkan geçtiğimiz süreçte geçtiğimiz haftalarda öyle bir tablo çizdi ki hem asgari ücretle ilgili hem emeklilerle ilgili e, tam bir karamsal karamsar bir tablo çizdi. Yani enflasyon dışında hiçbir rakamın verilmeyeceği hiçbir şeyin konuşulmayacağı mesajlarını verdi gerçekten Cumhurbaşkanı'nın önündeki Metin artık oraya yanlış mı koyuldu ya da gerçekten bu söz ifade edildi mi enflasyonun üzerinde söylemini kimse beklemiyordu bu bir gerçek yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım şimdi durum böyle olunca da acaba hem asgari ücretli hem emekli bununla ilgili bir sinyal mi geldi diyenler var. Ya da işte bu sadece asgari ücretleri ilgilendiriyor. Şimdi pazarlıklar başlayacak. Çünkü asgari ücreti sonuçta devlet vermiyor yani devletin kasasından çıkmıyor işveren veriyor. Asgari ücret ne kadar yüksek olursa bu devlete fayda sağlayacak daha çok prim ödeyecek diye değerlendirenler var. Ama Yalçın Beyer'in de böyle bir yorumu olmuş diyor. Bunu bu şekilde okumuş yani bu aslında ee, bir müjde diyor bir müjde ve diyor bu satır aralarında bakalım göreceğiz asgari ücretle e, emeklilere verilecek yapılacak bu e, enflasyon farkının dışında bir zam getirecekler mi birazdan da asgari ücretli emekli maaşının ortak noktaları yani bu e, bu tespit komisyonu diyorum ya hep anlatıyorum ya size bu asgari ücretin belirlenmesi ve oradan çıkacak rakamın Direkt olarak emekli maaşlarına yapılacak enflasyon farkı üzerine getirecek olası bir zamla da alakası var. Bunu da birazdan zaten anlatırım. Diğeri bugün biraz şunu yapmak isterim. Ülkenin farklı bölgelerinden yani aslında iki bölge Aydın ve İzmir'de emeklilerle ilgili işte röportaj yapmışlar konuşmuşlar. Oradan bazı serzenişlerde bulunmuşlar. Bazı emeklilerin söylemlerini alabildiklerimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Mesela bir emekliyle Aydın'da emeklilerle konuşmuşlar. Orada bir emekli tekrar şöyle bir evet Aydın'ın Nazilli ilçesiymiş. Orada emeklilerle konuşmuşlar. Bir emekli demiş ki benim maaşım 18 bin lira. Ev kirası olmadığı için benim diğer ek gelirlerim olduğu için bana yetiyor ama diyor çok ucu ucuna yetiştiriyoruz diyor. Kıt kanaat şartlarda yetiyor diyor. Mesela bir emekli bunu söylüyor. Başka bir emekli benim maaşım 12 bin 500 lira. Bu para neye yetecek? Az önce bir tüp değiştirdim. 800 lira verdim diyor. Ee, en az 25 bin lira olması gerekiyor diye eklemiş bu rakamı da. Başka bir emekli 19 bin lira maaş alıyorum. Benim yetiyor ailem de emekli diyor. Hakka, hakikaten arkadaşlarımın durumu çok zordu Yani evet benim durumum burada yetiyor ama diyor başka arkadaşlarım var emekli onların durumu çok kötü diye söylüyor. Ev kiralarından bahsetmiş çok zorluk çeken arkadaşlarım var diyor. Yine başka 12.500 lira alan emeklilerden bir tanesi diyor ki 12500 lirayla ev kirasını vereceksin yoksa alışveriş mi yapacaksın hiçbir şey yapamazsın diye söylerken o da 20-25 bin lira olması gerektiğini ifade ediyor. Başka bir emekli de TÜİK'e biraz serzenişte bulunmuş inandırıcı bulmadığını ifade etmiş. Yine 25 bin lira olsun ki şöyle bir emeklini alacağını bilsin diye ifade etmiş. Valla şöyle bu röportajlardan ortak çıkardığım bazı notlar var sizle de paylaşayım bir tanesi güzel olan kısmı şu. Mesela bir emekli diyor ki daha uzun bölümleri de var yani ben size özetini anlatıyorum. Bir emekli diyor ki ya tamam diyor ben diyor geçiniyorum bir şekilde ucu ucuna yetiştiriyorum. İşte 19 bin lira alıyorum 18 alıyorum diyenler var ya. Ama diyor mesela çevremdeki emekli arkadaşlarım da var. Akrabalarım çevremde var. Onlar kötü durumda diyor yani zor durumdalar. Bu bence çok önemli bir detay. Burada emeklilerin topyekun bunu yapması lazım. E adaletsizliğe, haksızlığa uğrayan ya da zor durumda olan kim varsa onu da dile getirmesi gerekiyor. benim ben benim açımdan sıkıntı yok deyip kenara köşeye çekildiğiniz zaman sizin de başınıza sonra sıkıntılar geliyor. Bir, ikincisi bu 12.500 lira alanlar özellikle e, ortak olarak 25.000 lira beklentisini sürekli dile getirmişler. Yani genel hatlarıyla 25.000 lira olması gerektiğini söylemişler. Bu da çıkardığım diğer bir özet, diğer bir not. Şimdi ilk